İyi günler arkadaşlar. Bugün yenilebilir ot toplamaya çıktık. Bakalım hangi otlar toplayacağız. Biraz gezdikten sonra bulacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Bu bitkide turbotu deniliyor. Haşlayıp yemeği yapılır. Şöyle keseceğiz. Evet. Bak. Turbot. Şöyle göstereyim. Yaprakları uzun. Dalları gelişmiş bir bitkilerde kalın oluyor, kalınlaşıyor turbotunun. Faydası saymakla bitmiyor, çok güzel bir bitki. Yemeğe yapılıyor, salatasını yapabilirsiniz. Bakın burada bir tane daha var turbotu. Turpotu tam anlamıyla bir karaciğer dostudur. Karaciğere oldukça iyi gelen turpotu tüketildiği takdirde karaciğerin daha iyi çalışmasını sağlar. Karaciğeri onarır ve güçlendirir. Ayrıca enzimlerin daha iyi salgılanmasını sağlar. Varsa eğer karaciğerde yer alan şişkinliği de turpotu giderir. Turpotu karaciğere iyi geldiği gibi böbreklere de iyi gelmektedir. Turpotu belirli bir düzen içerisinde tüketilmesi durumunda böbrek rahatsızlıklarını ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca böbreklerde oluşan taşları da turpotu sayesinde yok edebilirsiniz. Böbrekte oluşan iltihap için de bitkisel olarak iyi bir alternatif çözüm için turpotu tüketilmektedir. Turpotu tam anlamıyla bir besin deposudur. İçermiş olduğu besin değerleri ile birlikte insan sağlığı için turpotu oldukça faydalıdır. Bol vitamin içeren turpotu vücudun tüm vitamin ihtiyacını karşılar. Ayrıca turpotu demir ve kalsiyum açısından da son derece zengin bir bitkidir. Bundan dolayı vücuttaki demir ve kalsiyum dengesi turpotu ile birlikte dengelenir. Vücuttaki demir eksikliğini giderir. Astım ve nefes darlığı içinde turpotu tüketilmesi son derece önemlidir. Turpotu astımın neden olduğu nefes darlığına son derece iyi gelmekle birlikte astımın tüm belirtilerini de ortadan kaldırmaktadır. Bundan dolayı astım hastaları için turpotu tüketilmesi son derece önemli teşkil eder. Aynı zamanda astımın neden olduğu balgamlı öksürüğü de turpotu ile birlikte tedavi edilmektedir. Turpotu iyi bir balgam sökücüdür. Turpotu mide asidini dengeler ve mide sağlığını önemli ölçüde iyileştirir. Hazımsızlık, ülser gibi mide hastalıklarından şikayetçi olan kişiler için turpotu tüketilmesi önerilmektedir. Hazımsızlığı en iyi gelen ve mide dostu bir bitki olarak bilinmektedir. İyi bir idrar söktürücüdür. İdrar yollarında meydana gelen iltihaplanma ve diğer metabolizmal hastalıklar turpotu sayesinde giderilmektedir.
Turp otu bu anlamda iyi bir bitkisel tedavi seçeneğidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.